katalog suçlar ceza hukuku sisteminde önemli bir yere sahip olan ve özel bir hukuki rejimle yönetilen suç türleridir. Bu suçların belirlenmesi ve bu suçlara ilişkin hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi hem suçluların cezalandırılması hem de toplumun korunması açısından büyük önem taşır. Bu videoda hukuk sistemimizde önemli bir yere sahip olan katalog suçları nedir ve neden bazı suçlara bu isim verilmiştir ve diğer suçlardan farkı nedir gibi soruların yanıtları yer almaktadır. Katalog suçları Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nda özel bir yere sahip, belirli hukuki sonuçları beraberinde getiren suç türleridir. Bu suçlar toplumda ciddi tehlike arz ettiği düşünülen ve cezalandırılması gereken eylemleri kapsar. Katalog suçları kanunlarda özel olarak belirlenen ve ağır cezalar gerektiren suçlardır. Bu suçlar toplum düzenini veya devlet güvenliğini doğrudan tehdit eden eylemlerden oluşur. Adını bu suçların kanunda sanki bir katalog gibi sıralanmasından alır. Bazı suçlara neden katalog suçu denir. Çünkü bu suçlar diğer suçlara göre daha sıkı bir hukuki çerçeveye sahiptir. Bu suçları işleyen kişilere yönelik koruma tedbirleri diğer suçlara göre daha kolay uygulanabilir. Örneğin iletişimin dinlenmesi gözaltı, tutuklama gibi özel koruma tedbirleri katalog suçlarda daha sık kullanılır. Suçlar belirli bir katalog altında toplandığı için adli makamlar bu suçlar için özel soruşturma yöntemleri kullanabilir. Katalog suçlarının diğer suçlardan farkı nedir? Katalog suçları toplumda daha büyük bir zarara yol açan ve daha ağır cezalarla sonuçlanan suçlardır. Ayrıca bu suçlar için telefon dinleme, teknik takip gibi özel soruşturma teknikleri kullanılabilir. Katalog suçların diğer suçlardan en önemli farkı, bu suçlarda ceza sürelerinin daha ağır olabilmesi ve bazı hakların kısıtlanması söz konusu olmasıdır. Ayrıca birçok katalog suçu tutuklama nedeni olarak kabul edilir. Yani bu suçlardan şüphelenilen kişilerin tutuklanması için hakimin ek bir gerekçeye ihtiyacı yoktur. Katalog suçları denmesindeki sebep nedir? Bu suçlara katalog denmesinin nedeni kanunlarda açıkça bir liste halinde sıralanmalarıdır. Bu suçlar için özel soruşturma yöntemleri kullanılabilir. Örneğin yasaklı madde ticareti gibi bir suç bir katalog suçudur. Bu nedenle bu suçla ilgili bir soruşturma sırasında şüphelinin iletişiminin dinlenmesi gibi bir koruma tedbirine daha kolay başvurulabilir. Bu sayede suç örgütünün yapısı ve üyeleri hakkında daha fazla bilgi edinilebilir ve suçun önlenmesi için daha etkili tedbirler alınabilir. Hangi suçlar katalog suçlarına girer? Katalog suçları nelerdir? Katalog suçları, kısa adı CMK olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca özel soruşturma yöntemlerinin uygulanabileceği suçları içerir. İşte ceza muhakemesi kanununa göre katalog suçları arasında yer alan suçlar şunlardır. Anayasayı ihlal, Türk Ceza Kanunu 309. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, Türk Ceza Kanunu 302. Silahlı örgüt kurma ve yönetme, Türk Ceza Kanunu 314. Silah kaçakçılığı, Türk Ceza Kanunu 315. Cinsel saldırı, Türk Ceza Kanunu 102. Çocukların cinsel istismarı, Türk Ceza Kanunu 103. Reşit olmayanla cinsel ilişki Türk Ceza Kanunu 104. Zimmet Türk Ceza Kanunu 247. İrtikap Türk Ceza Kanunu 250. Kamusal görevli çıkar sağlama adam kayırma minvalii şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suç. Rüşvet Türk Ceza Kanunu 252. Nitelikli dolandırıcılık TCK 158. Gasp yağma Türk Ceza Kanunu 148 149. Hırsızlık Türk Ceza Kanunu 141 142. Yasaklı veya uyarıcı madde ticareti Türk Ceza Kanunu 188. İnsan ticareti Türk Ceza Kanunu 80. Adam kaçırma ve alıkoyma Türk Ceza Kanunu 109. Göçmen kaçakçılığı Türk Ceza Kanunu 79. Sahtecilik Türk Ceza Kanunu 204. Terör finansmanı 6415 sayılı kanun. Kasten öldürme TCK 81 82. İnsanlığa karşı suçlar Türk Ceza Kanunu 77. Soykırım Türk Ceza Kanunu 76. Kaçakçılık suçları, kaçakçılık kanunu. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, Türk Ceza Kanunu 213. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Türk Ceza Kanunu 328. Bu suçlar katalog suçları kapsamında yer almakta ve özel soruşturma tekniklerinin kullanılmasını gerektirmektedir.